Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle ü sesini işleyeceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Resimleri tanıtalım. Önce burada isimde neler görüyoruz? Ütü, tünel, üzüm, gözlük, üç, gül, üçgen, küpe. Ve burada da ü sesi var. Bakın tıpkı u sesinde yaptığımız gibi yuvarlak bir bardak gibi bir şekil oluşturuyoruz. Sonra aşağı doğru çubuk çekiyoruz. İki tane de nokta koyuyoruz. Bunları göze olarak düşünebilirsiniz. Yuvarla 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 yukarıya doğru. Aşağı düz çizgi çek. Ve bir, iki tane de nokta koy. İki tane de göz koy. Ne istersen artık, nasıl demek istersen öyle söyleyebilirsin. Bugüne kadar sizlerle E, U, A, İ, M, O, M, U, T seslerini öğrendik. Ü sesinde bakalım nasıl çalışmalar yapacağız ve ü sesini nasıl öğreneceğiz? Ütü kelimesi ü sesiyle mi başlıyor çocuklar? Ütü. Evet, ü sesiyle başlıyor. İşaretini koyalım. Tünel. Ü sesiyle mi başlıyor? Hayır. T sesiyle başlıyor değil mi? Tünel. Tünel. T sesiyle başlıyor. Geçtim. Üzüm. Üzüm. Ü sesiyle mi başlıyor? Evet. İşaretimi koydum. Gözlük. Gözlük. Ü sesiyle mi başlıyor? Hayır. Peki gözlük kelimesinde gözlük ü sesi var mı? Aferin. Evet var. Nerede? Gözlük. Lük. Orada ü var değil mi? Buna bakalım. Üç sayısında. Üç sayısında ü sesi var mı? Var tabii ki. Peki ü sesiyle mi başlıyor? Evet, ü sesiyle başlıyor. Gül kelimesi ü sesiyle mi başlıyor? Hayır. Peki ü sesi var mı derse? Evet var diyeceğiz. Üçgen. Üçgen. Ü sesiyle mi başlıyor? Evet. Küpe. Küpe. Ü sesiyle mi başlıyor? Hayır. Küpe. Hangi sesle başlıyor? Bunu öğrendik sizinle. K. Sesiyle başlıyor değil mi? Küpe. K sesiyle başlıyor. Peki küpe kelimesinde ü sesi var mı? Evet var ama ü sesiyle başlamıyor. K sesiyle başlıyor. Geçtim. Ne yaptık? Yukarıya doğru yuvarladık, yuvarladık, yuvarladık ve aşağıya doğru düz bir çizgi çektik. Ve bir, iki tane de göz koyduk ya da nokta koyduk nasıl söylersen. Bu büyük ü. Bu ise küçük ü. Yukarıya doğru, yukarıdan başladık, aşağıya doğru indik, yana doğru gittik. Sonra bir daha yukarıya çıktık ve düz bir çubuk çektik. Bu da küçük ü noktalarını koymayı unutmuyoruz. Şimdi yandaki ü seslerini daire içine alacağız. Ü. 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 Başka var mı? Öğretmenim, bu da mı? Hayır, değil. Bu U sesi değil mi? Bu Ü sesi değil. Peki öğretmenim, burada da bir tane noktalı harf var. Peki bu Ü sesi miydi? Hayır, bu da değil. Bu İ sesiydi, değil mi? Şimdi buradaki bütün sesleri tanıyoruz. Hepsini tekrar edelim isterseniz. U, İ, U, O, U ve zaten Ü'yü de şimdi öğrendik. Resimleri hayalimizde hemen boyuyoruz ve Ü seslerini renkli harflerle yazılmış olan Ü seslerini daire içine alıyoruz. Bakın düdük kelimesinde iki tane Ü var ama bunu örnek alarak onlar almış. Bunu da biz böyle alıyormuş gibi yapalım. Şöyle Ü sesini daire içine alalım. Üzüm ikisini de daire içine aldık.
Güneş. Yüzük. Kaç tane ü var? İki tane değil mi? Sürahi. Bir tane ü var. Üz. Gün. İki tane i var değil mi? Peki soru. Sürahi kelimesi hangi sesle bitiyor? Sürahi. İ sesiyle bitiyor değil mi çocuklar? Geçtim hadi bakalım. Ü sesi verilen nesnelerin başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı? Bunu bulacağız ve başındaysa buraya, ortasındaysa buraya, noktasındaysa pardon, sonundaysa buradaki bölmeyi noktayla işaretleyeceğiz. Şimdi Atatürk neresinde? Ü sesi ortasında. Peki bu ne? Ünlem ortasında değil tabii ki de başında. Ünlem işareti burada ortasında diye buraya da ortasında yapacak halimiz yok. Ünlem başında değil mi? Ütü. Bakın burada hem başında hem de sonunda var. Ütü. Kütük ortasında. Peki kütük hangi sesle başlıyor? Sesiyle değil mi? Dürüm ortada. Düdük ortada. Üt tabii ki başında değil mi? Üç dedik başta. Gül. Gül ortada. Üzüm. Üzüm. Nerede? Başta var ü, züm bir de ortada var değil mi? Hadi hemen ü sesini birlikte yazalım. Yukarıdan aşağıya doğru çubuk çizer gibi yuvarladık yuvarladık aşağısını ve yukarıya tekrar çıktık. Bir çubuk da indirdik. Bir, iki. Bakın bardak çiziyormuş gibi düşünün. Bir, iki, üç, dört. Noktaları unutmuyoruz. Bir, iki, üç, dört. Noktaları koymazsak hangi sese benzer bu? U sesine benzer. Dikkat edin, noktalarını kesinlikle unutmuyorsunuz. Üzümün üsü. Hadi aşağıya ü yazalım. Ü. Hızlıca ü'lerimizi yazalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ü. Ü. Hızlıca büyük ü yazıyorum. Ve diğer slaytıma geçmek istiyorum. Ü. Şimdi küçük ü. Ütünün üsü. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru getirdim. Sonra aşağıda yuvarladım, yuvarladım, yuvarladım. Yukarıya çıktım ve düz bir çizgiyle aşağı indim. Bir, iki. Bir, iki. Üç, dört. Bir, iki, 3, 4. Evet, küçük ü sesinde de neleri unutmuyoruz çocuklarım? Tabii ki noktaları unutmuyoruz. Ü. 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 Küçük ü. Hızlıca. Siz de havada yazın çocuklar. Unutmayın havada yazmayı olur mu? Hızlıca ü sesini geçiyorum. Eğer aklınızda kalmıyorsa videoyu durdurup havada ü sesini yazıp ezberlemeye çalışın. Ama tabii ki en önemlisi bu videoyu tekrar tekrar izlerseniz zaten aklınızda kalacak. Şimdi ü.
Koymamız gereken yerlere ü koyacağız. Kürek. Koydum. Bu ne? Künefe. Kümes. Ütü. Önlük. Tünel. Geçtim. Üzüm. Üzüm. Küre. Üçgen. Gül. Güneş. Ve üç. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Ül yazalım. Ül. Şimdi yeni hecemizi birleştirelim. Ük. Yazalım. Ük. Altta yazdığımıza bakıyorsunuz değil mi? Ük. Şimdi buraya bak. Ün. Yazalım. Ün. Hemen hızlıca buraya geçelim. Lü. Yazalım. Lü. Bakın önce ü sesi gelirse ül, önce l sesi gelirse lü oluyor. Lü. Hızlıca yazıp k, ü, k, ü, k, ü, kü, kü, kü oldu. Kü. Önce k sesi gelirse kü. Önce ü sesi gelirse, sonra k sesi gelirse ük olacak. Tamam mı? Yazalım. Kü. 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 Şimdi buraya bak. Önce ü sesi, sonra m sesi geldiğinde ne yaptık? Ü, m, ün, ün dedik değil mi? Peki önce n sesi gelirse nasıl olacak? Nü. 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 Hızlıca söylüyoruz. Nü. 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 Yazalım. Nü. 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 Geçtim. Şimdi ü, 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 bunu yazmayacağım, bunu yazdığımı okumayacağım. Diğerlerini hızlıca birleştirelim. Mü, ü. Mü. 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 Bakın şuraları okuyoruz sadece. Üm. Mü. Üt. Üt. Şurayı okuyorum. Üt. Bir de burayı okuyorum. T. Üt. Ü. Tü. Tü. Bu sayfayı yazmadan hızlıca geçtim. Şimdi
Birlikte burayı okuyalım ve yazalım. Ülkü. Ülkü yazalım. Kü. Kü. Ül. Kü. Hemen buraya bak. Ülke. Ülke. Bakın önce ü sesi sonra l sesi gelince ül diye okuduk değil mi? Önce k sonra e sesi gelince k diye okuduk. Burada önce k sonra ü sesi gelince kü diye okuduk. Ülke. Hızlıca yazalım ve aşağıya okuyalım. Önce ü sonra n sesi gelince ünlü. 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 Lü yazalım. Ünlü. Ün. Lü. Ün. Lü. Şimdi buraya bakalım. Bu cümlede ne yazıyor? En mutlu ülke. En mutlu ülke. Yazalım. En mutlu ülke. Şimdi buraya bak. Ütü. Ütü. Önce t, sonra ü sesi geliyorsa tü değil mi? Ama bak buraya bak. Burayı takip et. Önce k sonra ü sesi geliyorsa kü oluyor. Ütü yazalım hızlıca. Ütü. 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 Çok güzel. Hemen şurayı okuyalım. Emel ütü al. Kim ütü alsın? Emel. Emel ne alsın? Ütü alsın. Emel ütü alsın değil mi? Hemen yazalım. Emel. Ütü. Al. Hemen noktamızı koyduk. Aşağıdaki heceyi birleştirelim. K, ü, k, ü, kü, kü. Yanına bir de l sesi gelecek şimdi. Kül, 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 kül oldu. Yazalım. Kül. 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 Hemen bu cümleyi okuyalım. Anne kül al. Kim kül alsın? Kim kül alsın? Anne, değil mi? Anne külü ne yapsın? Alsın. Yazalım. An ne? Kül al. Şimdi buraya bak. Okan gömlek ütülü. Okan gömlek ütülü. Yazalım. O kan. Sevgili çocuklar, peki bu isim Oken olsaydı buraya hangi ses gelmeliydi? E sesi değil mi? Oken. Peki bu ses Okin olsaydı buraya İ sesi gelmeliydi. Okun olsaydı buraya U sesi gelmeliydi değil mi? K sesinin yanına hangi ses geliyorsa ona göre okuyoruz. A geliyorsa
k diye okuyoruz. Bakın burada ü gelmiş, kü diye okuyoruz. Okan, gömlek, ütülü. Şimdi buraya bak lütfen. Nün, nün, nün yazılmış zaten değil mi? Yazmıyoruz bunu. Burayı okuyalım birlikte, birleştirelim. Tüt yazalım. Tüt. Başına E gelsin o zaman. E tüt yazalım. E tüt. Ümit yazalım. Nel. Küç. Tük. 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 Buraya bak. Kü. Tük. Yazalım. Kü yazdık. Tük. Küt. Yazalım. Küt. Le. Le. Kakül. Men. Tümen. Tümen. Tün. Tü, tün. Lük. Küllük. Küllük. Menü. Menü. Ünlem. İnle. Küme. Ütülü. Yazılmış zaten. Tüketim. Hızlıca yazıyorum. Ve diğerine geçiyorum. Ünite. Hızlıca yazıyorum. Ve buraya geçiyorum. Lüleli. Yazdım ve geçtim. Ümitli. Yazdım ve geçtim. Tüneme. Tüneme. Yazdım ve geçtim. Molekül yazdım ve geçtim. Tüneli, tüneli yazdım ve geçtim. Kakülü yazdım ve geçtim. Sevgili çocuklar, şimdi ben size karışık heceleri göstereceğim. Siz benim böyle gösterdiğim yeri okuyacaksınız. Ne yazıyor burada? K değil mi? Burada L. N. Burada M. Şöyle sorayım isterseniz. Sarı yerde ne yazıyor? Gösterdiğim sarı yerde Ü. Gösterdiğim mavi yerde ne yazıyor? L. Gösterdiğim sarı yerde ne yazıyor? Ü. Gösterdiğim sarı yerde ne yazıyor? Tü. Gösterdiğim pembe yerde ne yazıyor?
Tim, değil mi? Gösterdiğim pembe yerde ne yazıyor? M. Geçtim. Ütüle yazalım. Küleme. Mavi yerde ne yazıyor? L. Pembe yerde M yazıyor. Küleme yazdım. Tütüne yazdım. Külot yazdım. Mülk. Mülk yazdım. Mümkün yazdım ve diğer sayfaya geçtim. Verilen cümleleri okuyalım ve yazalım. Ülkü, o, ünlü, kim? Sevgili çocuklar, okumayı iyice öğrendikten sonra, yani bu video bittikten sonra bir de videoyu açın, sesini kapatın, siz okuyun tekrar edin, olur mu? Aynı benim okuduğum gibi sizin okumanızı istiyorum. Ülkü, o, ünlü, kim? Yazalım. Ülkü. O, ün, lü, kim? Soru işareti koyduk ve buraya bakalım hemen. Ümit, o, ün, lü, altan. Noktamızı koyduk. Tuna, o, atlet, ütülü yazalım. Tuna, o, atlet, ütülü. Ümit. Tilki. Kütük. Te. Güzel. Metin. O. At. Mükemmel bir at yazalım. Metin. O, at, mükemmel bir at. Sevgili çocuklar, dikte çalışması yaparken siz de bu şekilde tekrar ederek yazıyorsunuz, değil mi? O zaman daha güzel öğreneceksiniz. Anneniz size söylediğinde siz her harfi yazdığınızda aynı benim az önce yaptığım gibi tekrar edin içinizden ya da dışınızdan, fark etmez. An, ne. Ama bir harfi yazmadan kelimenin tamamını söylemeyin. Mesela bak şimdi buraya. Anne, ninemin atletini ütüle. Bu cümleyi nasıl yazıyorum? Ni ne mi at le ti ni ütü. Bak, bir harf bitmeden, o harfi yazmadan diğer harfe geçmedim. Ülkü, on, iki, ütülü, lila, etek, al yazalım. Ülkü, on, iki, ütülü,
Lila. Etek. Al. Geçtim. Ay çok güzel bir bulmaca oyunu gibi bir şey var. Şimdi bu karışık harflerden güzel ki anlamlı kelimeler üreteceğiz. Bakın burada ilk sesi ü. Büyük vermiş değil mi? İlk sesi o zaman ü olacak diyoruz. Ü. Ne yazabiliriz? Ülan olur mu? Ünla olur mu? Olmaz. Ünal yazılmış. Şimdi hemen şuraya bakalım. U, k, e ve ü sesleri verilmiş. Nasıl bir kelime üretebiliriz? Eklü, ekül olur mu? Olmadı. Kelü, keül, kelü olur mu? Olmaz. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ükül, ükle, ükel olur mu? Olmaz. Ül. Aa, buldum galiba. Bak burada K yazıyor zaten. Ülke olur. Peki buna bak. Ü, t, k, ü, k, ü var. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ükte, üktük, ütük. Nasıl bir şey yapabiliriz? Kü. Aa bak geliyor sanki. Kü. Tük. Olur mu? Olur. Tük. Ülkeyi az önce bulmuştuk. Şimdi buna bak. Üt, l, e ve ü sesleri var. Elütü, ültü, ülte, ütü. Aa, bak buldum galiba. Ne dedim? Ütü, le. Olur mu? Olur. Şimdi buna bak. Ne yazabiliriz? Kel olur ama keltü olmaz, kelüt olmaz. Eksik, fazla harf kalır. Kül olur mu? Kül olur. Külle, külden sonra nasıl bir şey yazabiliriz? Küllet, külte olmaz. O zaman başka ketlü, ketül olur mu? Kettle olsaydı olurdu ama ketül de olmaz. O zaman aa galiba buluyorum. Kütle olur mu? Olur. Bakın bu tarz bulmacalarda bu şekilde düşünmelisiniz. Önce hangi harf olur? Hangi harfle hangi harfi birleştirmeliyim ve nasıl bir hece oluşturabilirim? Mesela buna bak. N, t, i, e, ü sesleri var. Sırayla işaretledim. Şimdi bunu nasıl okuyabiliriz? İt olur ama bu geriye kalanı kalır böyle olmaz. Et olur ama etün etüne olmaz. İnüt, aa, galiba buluyorum. Ü, ni, te. Evet sen de buldun. Ünite. Peki buna bak. Üklü. Lük anlamlı bir hece mi olur? Ükül, ük, olmaz. Kü. Aa galiba buldum. Kül yazalım. Buna bak. Bir tane harf büyük. O zaman ilk harfimiz büyük harf oluyor. T sesini buraya koyarsak. Yanına tü, tilni, tilün. Tü, aa bu bir isim galiba. Tülin değil mi? Yazdım ve geçtim. Şimdi buna bak. Bunu az önce yazmıştık. Kütle değil mi? Peki buna bak. Lelü, el, elü, elül, lü. Aa buldum. Lüle. Buraya bak. Müne, me, ün olmaz. Menü. Evet, menü. Bakalım üt, m sesleri var. Ütü olmaz. Tül, tül, l sesi yok olmaz. Tüm o zaman olur mu? Olur. Tüm. Şimdi buna bak. K, ü, k, a, kü, a, kü, akü, akü. Evet. M, k, ü, m,
Emkü, ükme, ükem, mekü, oluyor mu? Olmuyor. Küme, küme olur mu? Olur. Şimdi buraya bakalım. Etük, küt, ütük, üt. Ne, nasıl bir şey yazabiliriz? Türkçe. Aa, galiba buluyorum. Tü yazarım. Sonra da ket yazarım, değil mi? Tülü yazdık. Şimdi buraya tüketimizi yazalım ve diğer sayfayı hızlıca geçelim. O tülü tülin kim? Ünlü. Bu karışık kelimelerden anlamlı cümleler oluşturacakmışız. O tülin kim? Ünlü. Şimdi burada bir soru var, değil mi? Kim diye sormamız gerekiyor. O zaman az önce okuduğumuz cümlelerden bir tanesi aslında bu. Tülin o ünlü kim diye soracağız. Tabii sonuna da soru işareti koymayı unutmuyoruz. Anlat ülkeni, ümit, tüm. Önce kim olduğunu yazıyorduk. Ümit, tüm ülkeni ne yapsın? Anlatsın. Değil mi? İlk önce kim olduğunu yazıyorduk. En sonra da ne yapacağını yazıyorduk. Ümit anlat. Ümit neyi anlat? Tüm ülkeni anlat. Şimdi buraya bak. Ümit. Hızlı okuyalım. Birkaç kez okuyalım ve videomuzu sonlandıralım. Ünal 10 kilo limon al. Ümit küme küme limon al. Ümit tülin ile limon al. Limonu ninene ilet. Ümit ninen mutlu. Annen mutlu. Ünal limonu alan ailen mutlu. Hızlıca bir daha başlığımızı okuyoruz. Ümit. Ünal 10 kilo limon al. Kim alsın? Ünal alsın. Ne alsın? Limon. Ne kadar limon alsın? 10 kilo limon alsın. Ümit küme küme limon al. Kim? Ümit ne alsın? Limon. Nasıl? Ne kadar alsın? Küme küme alsın. Ümit tülin ile limon al. Kim alsın? Ümit ne alsın? Limon alsın. Kim ile alsın? Tülin ile alsın. Limonu ninene ilet. Kim? Sen diyor, burada gizli var, değil mi? Kim iletsin? Sen ilet. Kime ilet? Ninene ilet. Ümit, ninen mutlu, annen mutlu. Kim mutlu? Annen. Başka kim mutlu? Ninen. Peki kimin annesiyle kimin ninesi mutlu? Ümit'in, değil mi? Ümit. Ümit'e söylüyor. Ümit. Ninen mutlu. Annen mutlu. Ünal limonu alan ailen mutlu. Dedik. Ve videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki sesimizde görüşmek üzere çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Beğen tuşunu biliyorsunuz, değil mi? Solda olan tuşa basacaksınız. Hoşça kalın.